Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle pullu telefon kılıfı çalışmamızı yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz her zaman diğer pullu çantalarımızı 4 no makrame ile yapıyorduk. Polyester makrame 4 no ile yapıyorduk. Bu sefer telefon kılıflarımızı 3 numara polyester makrame ipiyle yapacağız. Ben malzemelerimi Pulsanstone 2 Instagram sayfasından bulabilirsiniz. Tüm malzemelerimi oradan temin ediyorum. 3 numara makrome ip lazım. Pullarımız bakın şöyle minicik minicik ve tığımızın girebileceği şekilde bakın şöyle bir deliği var. Bu da bir 10 miligram yani 1 santimlik pullarımız olacak. 40 gram pul yeterli. 40 gramla bir telefon kılıfımızı yapabiliyoruz. Tığımız 3 numara tığ. Pullu çantalarda çalıştığımız gibi. Şimdi başlangıç olarak ...18 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Biraz gevşek yapabilirsiniz. Hani ilk sırası tabanı çok büzmesin aşağıya doğru diye. ...16, 17, 18. 18 zincir çektik. Şimdi telefonlarınız neye göre bu diyeceksiniz ölçüler? Benim telefonum A7 Samsung 2017. Fakat bu telefon ölçüleri genelde bütün ölçülere denk geliyor. Yani hediye yaptığım arkadaşlara da mesela onların telefonu farklı ama bu kılıf, bu ölçü hemen hemen her telefona denk geliyor. Zaten bir tane ördükten sonra onun ayarını, santimini, kaç sayıyla başlanacağını siz daha iyi bilirsiniz. Bir dahaki sefere de telefonunuza göre de yapabilirsiniz. Şimdi bu 18 tane zinciri çektik arkadaşlar. Hemen zincirin yanından şuradan sık iğne yapıyoruz bütün zincirlerimizi. Milisto almadan sık iğnemizi yapıyoruz zincirlerimizin üstüne. Biraz dediğim gibi gevşek bırakın ilk sıralarımızı. Hatta benim elim çok sert derseniz pullara başlamadan bu taban kısmını 4 numarayla da yapabilirsiniz. Ama biraz ipimiz ince olduğu için delikli olabilir. Şimdi son yere geldim. Sonuncuya. Bakın arkadaşlar. Son zincirimizin içine bir tane yaptım. Buraya tekrar köşe olduğu için aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve ipimi içeriden yürütüyorum ben her zamanki gibi. Ve hemen şöyle göstereyim, görünüyor inşallah. Şu hemen zincirin buraya köşeye iki tane battım. Hemen diğerine sık iğnemi yaparak diğer tarafı da geçiyorum. Bak. Benim ipim kahverengi. Kahverengiye böyle bakır renkte pullu yapacağım arkadaşlar. Bunlar sizin zevkinize kalmış. Bütün renklerden pullarımız var. Siyah da çok güzel oluyor. Beyaz, siyah, kırmızı, her renk istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Gümüş. Sık iğnemizi diğer tarafa gelene kadar yapıyoruz.
Şimdi son yaptığım, ilk yaptığım başlangıç yere geldim ve oraya tekrar bir tane diğer köşede yaptığım gibi köşelere iki tane batmış oluyoruz. Batıyoruz ve diğer ilk yaptığım yere bağlıyorum. Şu şekilde. Bağlamaya da bilirsiniz arkadaşlar. Onu kafanız karışmasın. Direkt üstündeki, bakın yaptığımız sık iğnelerin üstüne, şu zincirlere, yani şuralara bir sıra daha sık iğne gidiyoruz. Şimdi artırma falan yapmayacağız. Yani köşelerde iki kere batmıştık. Şimdi artırmayacağız. Direkt dümdüz bütün sık iğnelerin üstüne sık iğne yaparak buraya kadar geleceğiz. Tabanımızda iki sıra sık iğne olmuş olacak. Hiç artırma falan yapmıyorum. Direkt döndüm. Sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Bu şekilde. İlk başladığım yere geldim arkadaşlar. Şuraya. Yani şöyle olacak çantamız. Şu şekilde. Pardon, kılıfımız diyelim, çantamız demeyelim. Şimdi pullarımızı takmaya başlıyoruz. Buraya geldik. Son ilk yaptığımız başlangıç yerine geldik ve pullumuzu alıyoruz. Pullu ister bu şekilde yapın şöyle. Ben genelde kaydırıyorum falan diye önce tığıma takıyorum, şu şekilde daha kolayıma geliyor. Ve sonra sık iğneyle pulumu taktım. Pulu taktıktan sonra milüstü falan alma yok bunda. Hiç milüstü alma yok. Hep sık iğneyle gideceğiz. Bir tane boş sık iğne yaptım. Sonra tekrar ikinci pulumu da takıyorum. Yani bir boş sık iğne, bir pul. Bir boş alıyoruz, bir tane pul takıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Sonra da bu boş yaptıklarımızın üstüne yapacağız. Balık sırtı gibi olacak. Birbirlerinin üstüne gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi örerek göstereceğim zaten sizlere. Telefon kılıfımız boy olarak genelde 18 santim diyorlar ama ben şöyle hesaplıyorum. Yani 32 sırayla bitmiş olacak telefon kılıfımız. Tam bitim yerinde 4 sıra boş, şunun gibi kapak yapacağız. 32 sırada telefon kılıfımız, yani şöyle diyeyim size, tabanını saymayacağız arkadaşlar. Pullarımız 28 sıra pul olacak. 4 sırada boş sık iğne yaptığımız zaman tam 32 sıra olacak. Taban saymadan. O zaman çok güzel denk geliyor. Bir boş. Bir pul takıyorum. Bir boş sık iğne yapıyoruz. Pulumu takıyorum.
Zaten kılıfımız bu kadar. Bundan ibaret arkadaşlar. Son yere de geldik. Şu şekilde. Bakın. İlk sıramız tamamlanmış oldu kılıfımızın. Şimdi burada arkadaşlar son pulumuzu takmıştık. Burada pulu taktıktan sonra bir tane, bakın şöyle göstereyim. Boş aldım ve hemen pulun yanına, şu pulun yanına tekrar pulumu takıyorum. Bir tane boş sık iğnemizi yaptık. Tekrar pulumuzu takıyoruz. Bir boş alıyorum. Yani arkadaşlar bu tarafa değil, bu tarafa yaptığımız zaman şu tarafa, yani şöyle göstereyim. Şuraya yaptığımız zaman, eğer şu boş sık iğne yapmıştım ya, bu tarafına, pulun bu tarafına yaptığımız zaman pullar düz çıkıyor. Fakat şu tarafa yaptığımız zaman böyle gittiğimiz için şu tarafa, yani pulun hemen yanına yaptığımızda, pulu taktığımızda, şunun yanına, şuraya taktığımızda bakın üst üste gelmiyor. Ortalara geliyor ve balık sırtı gibi bir görünüm elde ediyoruz ve daha hoş duruyor. Birkaç sıra yapalım sizinle böyle. Artık birleştirme yeri, sabitleme yerimiz yok arkadaşlar. Direkt dönerek öreceğiz. Pullarımız çok minicik olduğu için arkadaşlar bazen elimizden kayabiliyor. Çünkü çok küçük, ufaklar. Diğer pullara da alıştı ellerimiz, daha büyük olunca rahat örülüyordu. Fakat bu minicik ama kolay örülecek bir şey. Birkaç saatte bile bir kılıfı örebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde telefon kılıfımızı öreceğiz. Ben böyle örüp bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle düz tutuyorum. Böyle örüyorum ama siz nasıl rahat ederseniz öyle yaparsınız.
Bakın şimdi yine başlangıç yerimize geldik. Hiçbir şey yapmadan, arkadaşlar hiçbir şey yapmadan, bağlantı falan yapmadan direkt örerek geçiyorum. Üçüncü sırayı da yapalım. Biraz ilerletene kadar. Sonra tekrar devam edelim arkadaşlar. Evet. Üçüncü sıramız da bu şekilde. Bakın üst üste gelmedi. Balık sırtı gibi oldu. Hemen burada da sık iğnemizi yaptık. Hemen bu pulumuzun dibine şuraya yapacağım hemen. Bu şekilde yukarıya doğru ilerleyelim arkadaşlar. Biraz büyütelim sonra tekrar açalım kameramızı. Evet arkadaşlar. Ben 23 sıra yaptım pul sıramızı. 2 de burası 25 sıra. Ya siz aslında telefonlarınızın boyuna göre kendi istediğiniz şeye göre bazıları çok kapansın istemiyor telefon kılıfının üst tarafını. Hani telefonu çekip almak kolay olsun diye. Şimdi ben bu kadar yaptım. Bakın bu şekilde. Çok da güzel oluyor. Ve başlangıç noktama geldim. Yani şu başlangıç noktamız vardı ya bu taraftaydı. Başlangıç noktamıza geldik. Şimdi başlangıç noktamızda artık pul takmayacağım arkadaşlar. Sık iğne yapacağım. Birkaç sıra sık iğne. Yine sizin dediğim şeye göre telefonlarınızın boyutuna göre istediğiniz gibi sık iğne de yapabilirsiniz. Şimdi hiç mil üstü falan almıyoruz. Tekrar sık iğnemizi üstüne ben 3-4 sıra falan yapacağım sık iğnemizi. Bazen 3 sıra da yeterli oluyor. Direkt hiçbir şey yapmadan pul falan takmıyoruz. Sık iğnemizi 3 veya 4 sıra istediğiniz kalınlıkta yapıyorsunuz. Çantamızda güzel yerlerde gecelerde çok güzel kullanabileceğimiz bir telefon kılıfı oldu arkadaşlar. Bakın elimizde ışıl ışıl parlıyor. Bunu sigaralık olarak da kullanılıyor. Sigaranın boyutuna göre yapan da oluyor arkadaşlarımızda takım olsun diye. Çantamızda güzel hem yer kaplamayacak şık bir telefon kılıfımız olacak. İkinci sırayı dönüyorum. Benim için 3 sıra yeterli olacak. Siz dediğim gibi telefonunuza bağlı 3-4 sıra kaç sıra isterseniz yapabilirsiniz. Bu telefon kılıflarımıza kulp da yapıyorlar. Yani askılık da yapıyorlar. Şuradan şu tarafa büyük askı ister boynuna takmak için de kullanıyor arkadaşlar. Şimdi onu da angeles işi yapmıştık hatırlarsanız. Diğer videolarımda var. Angeles işi kulpumuzu bu portföylerin kenarına yaptığımız kulp yani.
Ondan da yapabilirsiniz. Aynı ipten aynı şekilde yapıp iki tarafına takabilirsiniz ve böylelikle askınız da olur. Veya üstten bir bant şeklinde. Ben seyyar daha kullanışlı, daha hafif, basit oluyor böyle. Bu şekilde yapıyorum. Üçüncü sıramızı gidiyorum. Burası benim bitiş noktamdı. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi burada arkadaşlar, bakın üst sıra şu şekilde oluyor. Tam bir telefon kılıfı. 23 sıra pulu yaptım. 2 sırada zaten tabandı. 3 sırada yukarısı oldu. 23, 25 yani 28 sırada tamamladım. Şu şekilde. Şimdi bu son sıramızı da burasını çok gevşememesi için bakın son sıramızda hani çantalarımızın ağız kısmında veya sepetlerimizde yaptığımız gibi şimdi bu son sıramızda şu içinden kaydırmayı yapıyoruz. Milimizi takıyoruz, çıkartıp şu ilmeği buradan içinden geçiriyoruz. Tekrar diğer ilmeğe bakın şu şekilde. Diğer ilmeğe taktım, çıkarttım ve şunun içinden geçiriyorum. Takıyoruz. Bunu bilirsiniz hanımlar şu şekilde. Şöyle. Göstereceğim size nasıl durduğunu. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar ağız kısmımız gevşemiyor. Daha sabit, güzel duruyor. Bakın, duruşu da daha bir hoş, güzel durdu. Şu şekilde olacak. Bunu bir daha tekrar göstereyim size. İlmeğimizi çıkarttık. İçinden geçiriyoruz. Bu kadar. Örmeden içinden geçiriyoruz. İlmeğimizi alıp çıkartıp içinden geçiriyoruz. Ağız kısmımız daha sıkı oldu. Gevşememiz için böyle yaptık. Şimdi sonuncuyu yaptık. Bu bağlantı yerimizin belli olmaması için arkadaşlar sonuncuyu yaptık, değil mi? Şu son ilmeğimizi taktık. Bunu çıkarttık. Şu hemen yanında bakın şurada. İpin biraz videoda karanlık gözükebilir ama ilk başladığımız şu ilmeğimiz var ya arkadaşlar. Hemen bunun yanındaki şu ilk yaptığımız ilmek. Bu tığımızı bu ilmeğin arkasından bunun içinden tam bakın şöyle ilmeğimi soktum. Tığımı oradan soktum arka tarafından. Ve bunu alıp ilmeğimizi alıp içinden çıkarttım. Bakın şöyle. Daha sonra burada bir zincir atıp ipimizi kıracağız şimdi arkadaşlar. Ve bunu iyice sıkı bir şekilde sabitledik. İçeriden yürütebilirsiniz arkadaşlar. Bakın telefon kılıfımız hazır. Bu şekilde. Bakın ağız kısmımız daha hoş, güzel durdu. Gördünüz mü arkadaşlar?
Şu şekilde. Evet, telefon kılıfımız hazır. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Beğenmişsinizdir. Eğer ki bir sorunuz, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda hepinize vakit buldukça zaten cevap veriyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfam Handan'ın örgüleri. Oradan da ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımdan da haberdar olmak için arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın, iyi günler.